Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde hem iyonik hem de kovalent bağı vardır? Arkadaşlar burada öncelikle iyoniğe bakarsak daha iyi olur. İyonik bağlar biliyorsunuz metal ametal arasında, metal kök arasında, kök kök ve kök ametal arasında gerçekleşiyor. O yüzden kesinlikle metal olacak arkadaşlar iyonik olması için. Ya da kökümüz sol taraftakiler arkadaşlar artı yüklüdür. O yüzden artı yüklü kökümüzde bir tek NH4 var. Bileşikte NH4 iyonu varsa kesin iyoniktir. Ya da metal varsa kesin iyoniktir. Şıklara bakarsak eğer A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı gitti arkadaşlar. Hepsi ametalden oluşuyor. Kovalent bağlı bileşik. Arkadaşlar ametalleri de tanıyabilmeniz için şöyle bir şey geliştirdim. Jinov Pascal 1. Mermisi de hidrojen diyorum. Ametaller gaz halde olduğu için ben bunları gaz tabancasına benzetiyorum. Bu gaz tabancasının içinde ise eğer iki element ametal ametaldir ve kovalent bağlı bileşiktir. Çünkü tüm ametaller bunlar. Şuradaki bileşiklere bakarsak hidrojen, klor ve oksijen. Hidrojen, klor ve oksijen hepsi burada var bakın. O zaman kovalent bağlıdır. C'de de yine hidrojen, fosfor, oksijen. Gaz tabancamızda var. Hidrojen, fosfor, oksijen. O yüzden D şıkkına bakarsak karbon, hidrojen, oksijen. Karbon, hidrojen, oksijen. Bunlar hepsi ametal ametalden oluştuğu için kovalent. Ama B'ye bakarsak potasyum var, metal. Kalsiyum var, metal. Yani gaz tabancasında yoksa metaldir arkadaşlar. İki tane iyonik bileşiğimiz var. Hem iyonik bileşik içerecek hem de kovalent bileşik içerecek. Bu metallerin dışındaki şu köke bakarsak arkadaşlar karbonat, karbon ve oksijenden oluşuyor. Yani ikisi de ametal olduğu için bu bağ kovalenttir. Metalin yaptığı da iyonik idi. Böylece hem iyonik hem kovalent bağı içermiş oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.